buraya kadarmış demek. Rıza haklı. Anan yaşıyor olsa bile hapishanede büyümektense burada olman daha doğru belki de. Artık bu acıya daha fazla ortak olamam. Canım çok yanıyor zaten. Hele senin annene kavuşmadan yaşadığını görmek. Bunu yapamam. Affet beni Murat'ım. Affet beni. Neriman nereye? Ayağa kalkacak halin yok. Nereye? Ayağına gideceğim ben. En azından torunumun nerede olduğunu öğreneyim. Zeliha da ise bile bileyim ki güvende. Ah pes ettim ben artık Muazzez. Bayılacağım vallahi. Ne oldu kız? Şu senin köylü kız değil mi? Kader, Kader. Ne yapıyorsun burada? Ben sana diye geldim ama içeri almadılar. Neden geldin bana? Beni görüp ne yapacaksın? Ya ne işin olur artık senin burada? Mustafa seni bulmamış mıydı? Niye Mustafa ile kaçmadın? Gidecek bir yerim yok artık. Burası son çarem. Senin dediğini yapmaya geldim. Sen beni yanına al. Ne istersen yapacağım. Yeter ki beni yanına al. Sen bir hede. Ben sana her şeyi tek tek anlatacağım. Düşünme artık. Doğrusunu yapmışsın gelmekle. Elinde bebekle sokaklarda ne yapacaktın? Hem o bahsettiğin Neriman denilen kadının zulmündense burası daha iyidir. En azından elin para görür. Kendi düzenin olur senin de. Öyle zor koptum ki Murat'tan. Yüreğim yandı tutuştu sanki. Sen Mustafa'yı anlat bakayım bana. Anlatacak ne var ki? Ben hala inanamıyorum Mustafa'nın babasını vurduğuna. Oğlan sana ne yanıkmış be Kader? Hele ben ona... Sen benim kaderimsin derdi hep bana. Ayrı düştük işte yine. Kaderimizde ayrılmak varmış demek ki. Kavuştukça kopmak varmış.
deme kız. Beni de ağlatacaksın şimdi. Giy bunları. Dinlen biraz. Sonra da oturup konuşuruz ne yapacağını. Öyle hemen seni bir şeylere zorlamam. Önce bir kendine gel hele. Onca şey yaşamışsın. Aç kapıyı Ayşe. Kamil git, yorgunum çok. Senin kuş gelmiş. Nereden haber aldın hemen? Rahat bırak kızı, var mı üzerine? Vay 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 vay. Ağız dolusu laf ettin bize. Sonra döndün dolaştın buraya geldin ha? Hazır yiyicilik yok bu sefer ama. Hadi hazırla şunu. Kız daha yeni geldi. Perişan. Biraz dinlensin. Lan kız! Dinlenecek vakit yok. Tam buna göre müşteri geldi. Öğleden sonra ona götüreceğim. Birkaç saat almaya gelirim. Biraz dinlensinmiş. Ağlama kız. Ağladıkça makyajın bozuluyor. Artık gözünü kapayıp icabına bakacaksın. Daha fazla sıkma canını. Bile bile geldim buraya. Senin kılığına, kıyafetine bürünüp yüzümü gözümü boyayla kapatınca başka biri oldum sanki. Sanki onca şeyi yaşamış kadar yok aynada. Ama içim aynı. Dur deyince durmuyor ateş. Alev alev yanıyor. Ciğerimin bir yanı hapisteki Mustafa için yanıyor. Diğer yanı ardımda bıraktığım bebek için. Başıma gelecekler umurumda bile değil artık. Bu acılar bitsin istiyorum. Bitmedi mi işiniz daha? Sık boğaz etme be. Olmuş olmuş. Bir şeye benzemiş köylü güzeli sonunda. Yalnız müşterinin yanında da böyle ağlayıp sızlayıp sıkıcı sıkıcı konuşup canımı sıkma benim. Merak etme abi. Daha fazla oyalanma, çıkacağız birazdan. Pavyonda buluşacağız müşteriyle. Hadi hayırlı olsun yeni işin. O zaman ne olur Murat'ın hali? Ya yine benim sütüme muhtaç olursun? Kader gözünü seveyim neşene bak biraz. Kendine de bana da zindan etme. Hadi güzelim. Vay kızlar elleniyorsunuz bakıyorum. Hadi bakalım. Ben ne yapıyorum burada? Bebeği orada bıraktım geldim. Ya yine bana ihtiyacı olursa? Ben ne yaptım abla? Lütfen artık bunları düşünme. Lütfen. Kader. Abi. Yürü gidiyoruz. Hop birader ne oluyor? Ne oluyor? Bana bak şebek suratlı. Ben şimdi bu kızı alıp gideceğim buradan.
Sen de ömrünün sonuna kadar bir daha bu kızı görmeyeceksin. Aramayacaksın, peşimize düşmeyeceksin. Şu kapıyı görüyor musun? Biz bu kapıdan çıkıp gideceğiz. Sen de burada yazlık sinema seyreder gibi seyredeceksin. Biz çıkınca film bitecek. Sen de bu kızı unutacaksın. Ha, unutmazsan ben gelip bulacağım seni. Oturtacağım seni yine buraya. Bu sefer başka bir film seyrettireceğim. Anladın mı? Anladın mı lan? Anladım lan. Aferin. Şimdi uslu uslu otur burada. Al bunu da çekirdek yerine çıtlarsın. Yürü gidiyoruz. Murat'a götür beni abi. Varsa görsünler, bırakın elde mi? Yok yok yok. Tutmuyor memeyi. Anasını arıyor bu bebe. Kaderi arıyor bu çocuk, kaderi. Kader anası değil torunumun. Ver. Gel ben seni geçireyim kızım, hadi. Sağ olasın, ayaklarına sağlık, hadi. Allah razı olsun senden. Allah evladından yüzünü güldürsün. Hadi sağ ol. Olmuyor. Olmuyor işte. Olmuyor. Olmuyor. Mahallede ne kadar yeni doğuran kadın varsa tuttum kolundan getirdim buraya. Ama sen kızıyorsun. Durum ortada işte Neriman. Bu bebek kaderin kokusunu arıyor. Olmuyor. Hazır mamayı da yemiyor. Gün olacak aç bir ilaç yavrum. Ay ben nasıl bir çare bulayım, nasıl doyurayım bu çocuğun karnını? Nereye? Hastaneye, çocuk doktoruyla görüşeceğim. Belki bir çare söyler, bir akıl verir. E bu vızıldayan bebeği bana mı bırakacaksın? El kadar bebeden mi korkuyorsun Muazzez? Ne zararı var onun sana? Döneceğim birazdan. Başıma kaldın gene. Kaka mı yaptın sen? Tamam, uğraşma, geçti işte. Neden bıraktın bebeği? Sanki ben onun için uğraştıkça o daha da uzaklaştı anasından dedim. Hem herkes karışma dedi. Anasına verme. Bu bebeğin yolu belli dediler. Ben de... Pes ettim. Yok, pes etmedim. Ben o bebeğe canımı veririm. Ona daha fazla zararım dokunmasın dedim. Anasını şişlediler gözümün önünde, biliyor musun? Biliyorum. Nasıl? Nereden biliyor? Merak etme. Yaşıyor anası. Yaşıyor mu? Abi Allah'ını seversen doğru söyle, gözünü seveyim. Yürü hadi. Ya geri almazsan Elman Hanım beni? Artık deneyeceksin, başka çaren yok. Almazsa da başka bir yol bulacağız artık. Biz pavyona muhtaç değiliz. Teşekkür ederim abi. Çok iyiliğin dokundu bana. Hakkını ödeyemem. Sen de olmasan. Kader. Geldin mi? Uğradım. Al şunu, al. Gittiğimden beri susmak bilmedi bebek. Al. Oh be, buna da kafa derler. Bana bak. Bir daha kaçacak olursan bebeği kapımın önüne bırakma, olur mu? Duydun mu beni? Madem yapacaksın bir şey, tam yap bari. Bu üstün başın ne böyle? Git değiştir hadi. Hadi.
Abla. Emdi mi sütünü? Ne diye esip güllemedi bu? Bir şey falan mı yapacak bana? İçeriden bıçak alıp gelip beni doğramaz mı burada? Saçmalama. Çıkar kokusu yakında nasıl olsa. Merak etme, ben buradayım. Kaderim, affet beni kömür gözlüm. Söylediklerimi demedi say. Ben senin gibi cesur olamadım kader. Bekle beni demek istedim, diyemedim. Korktum. Ama sen bana bakma. Gönlüm başka, ağzım başka diyor. Vazgeçme benden. O yemeniyi de çıkarma başından hiç, olur mu? Bu dört duvar fena kaderim. İnsan sevdiğinin değerini daha bir anlıyor burada. Sensiz yapamam ben. Kendime kıyarım da sana kıyamam. Kaç yıl yatarım bilmiyorum ama sabret kaderim. Bekle beni. Bir gün kavuşacağız. Unutacağız her şeyi. Kocaman bir hayat olacak önümüzde. O güzel elini bir tuttum mu senin, bir daha bırakmayacağım. Seni sonsuza kadar seven Mustafa. Deli gibi bağırdım ben Murat, Murat diye. Sen nasıl duymadın hem? Yoksa sen aklınca oyun mu ettin ananı? Vallahi duymadım ana. Kulaklarımda böyle huuu diye ses çıktı. O nasıl sesmiş öyle Murat? Geçti mi şimdi? Geçti. Çok korktun ya, ondan oldu herhalde Murat. Ana. Nasıl kızacak bu ayakkabıyı görünce? Sen ayakkabıyı boş ver de bir daha öyle çukurlara atlarsan top peşinde ben kızacağım. Ya sana bir şey olsaydı Murat? Ölürdüm ben o zaman. Bir daha öyle çukurlara atlamak yok, tamam mı? Tamam. Hadi koş elini yüzünü yıka, Neriman teyzeye gideceğiz. Babam. Neredesin sen? Oğlum. Gel bakayım buraya. Niye mi parçaladın lan ayakkabını? Oğlum bu kaçıncı? Para mı söyle baban senin? Bana bak. Halil. Murat oğlum hadi sen içeriye git. Hadi. Bana bak, seni kaç kere uyardım. Sakın bir daha Murat'a... Ne sanıyorsun? Dövecek miyim bana baba diyen çocuğu? Hafta başı belediyenin ayakkabı derdiyle uğraşıyorum. Fabrikam mı var kızım benim? Söyle parçalamasın bir daha. Bu son zaten, başka yok. Değerini bilmiyorsa yalın ayak koşsun top peşine. Hadi sen de şu bahçenin ortasına bıraktığın çamaşırları topla.
Yapma. Sen içtin mi yine sabaha kadar? İçtim ya. Ne yapacağım başka? Kader. Ne kader ne? Ne istiyorsun sen benden ya, ne istiyorsun? Sana da anan olacak o vicdansıza da kölelik ediyorum yıllardır bu dört duvar arasında. Yetmedi mi? Bunca yıldır hala ilişmeye çalışıyorsun, fırsat kolluyorsun. Benden sana yar olmaz demedim mi ben sana? Köle diye mi aldım ben seni? Ha? Köle diye mi aldım ben seni? Öyle mi baktım ben senin gözünün içine bunca sene? Peki, seni nasıl sevdiğimi görürsün. İnadına bırakıp da sevdama teslim olursun. Sen de beni seversin diye bir umut Allah işte. Allah razı olsun. Zamanında sen beni sokakta koymadın. Murat'a da bana da sahip çıktın. Her gün ödüyorum ben bu iyiliğin bedelini zaten. Ama ben karın olmaya evet demedim asla. Olmayacağım da. Ne olur varma artık üstüme. Ben sana bir şey diyor muyum? Sen git nerede istersen gönül eyle. Ama beni de rahat bırak artık. Her fırsatta üstüme çullanma. Bir huzur ver artık. Yeter ya, yeter. Konu komşu bile biliyor ayrı yataklarda yattığımızı. Bütün mahalle arkamdan fısır fısır konuşuyor. Kahvede o çocuğu nasıl yaptın diye soruyorlar. Haberin var mı senin? Ben niye bu kokuşmuş insanların dedikodusunu çekiyorum? Nasıl bakıyorum yüzlerine? Niye başıma ek geziyorum işte ha? Neden? Senin için kızım. İstemiyor musun? Git. İstemiyorsan git defol. Yürü. Demezsin tabii. Oğlunu bırakıp nereye nasıl gidiyorsun değil mi? Bir kere cesaret edip çıkabildin mi şu kapıdan? Murat. Yok bir şey. Geç şey rahat.